Müsaade uygulaması nedeniyle devlet adamlarının kazandıklarının sermayeye dönüştürülememesi, Avrupa'daki gelişmelerin takip edilememesi, savaşlar ve azınlık isyanları nedeniyle uzun vadeli yatırımlar yerine günü kurtaracak tedbirlere ağırlık verilmesi. Yukarıdakilerden hangilerinde? Yaşanan yetersizliğin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki endüstriyel üretime geçiş çabalarının olumsuz etkilediği söylenebilir. Evet sorumuza baktığımız arkadaşlar müsaadere uygulaması. Müsaadere uygulaması neydi? Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nde özellikle yüksek dereceli devlet memurları görevden ayrıldığında mallarına özellikle o göreve geldikten sonraki mallarına el koyma ve bu el koyma ile beraber çok zengin insanların önüne geçilmiş oluyor rüşvetin de önüne geçilmiş oluyor otoritesi devletin kurulmuş oluyordu ancak bu niye sebep oluyordu kişilerin yüksek dereceli kişilerin özellikle arkadaşlar serbest mal biriktirebilmesini önüne geçiyordu biriktirebilmesinin bilmesinin ...bilmesinin önüne geçiyordu. Yani sermaye oluşamıyordu. Önüne geçiyordu. Geçiyordu. Dolayısıyla parası olmayan, fazla parası olmayan... ...yüksek kademedeki insanlar... Ee, ...bu durumu ekonomiye yansıtamıyorlardı diyoruz. Bunu alabiliriz. Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmemesi... ...oradaki arkadaşlar teknolojik gelişmelerin... ...teknolojik... Teknolojik gelişmelerin takip edilememesi, gelişmelerin takip edilememesi niye olacaktır? Ee, yine Osmanlı ekonomisi için olumsuz bir durum olacaktır. Savaşlar ve azınlık isyanları nedeniyle uzun vadeli yatırımlar yerine günü kurtaracak tedbirlere ağırlık verilmesi yine Osmanlı ekonomisini endüstriyel yetişi olumsuz etkileyecektir. Neden savaşlar ve azınlık isyanlarını bastırmak için devlet ekstra kuvvet, ekstra güç uyguladığından dolayı ne olacaktır? Buradaki isyanları bastırmak için kullanacağı parayı ee, endüstriyelinden kendi sanayisini geçişinde kullanamamış olacaktır. Ve bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomisini sarsacaktır. Savaşların ayrıyeten uzun sürmesi ki bir savaş ne kadar uzun sürerse devlet ekonomisini o kadar yıpratacaktır. Yine Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar endüstriyel üretime geçişine bu da olumsuz etken olacaktır. Bu bağlamda baktığımızda 1-2-3 E seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde mesleki uzmanlaşma, mesleki eğitim, teknik bilgi birikimi alanlarının hangilerinde yeterli seviyeye ulaşılamamasının endüstriyel üretimi geçişi olumsuz etkilediği söylenebilir. Evet Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar ekonomisini olumsuz etkileyen durumlarla alakalı bir soru. Bu alanda baktığımızda mesleki uzmanlaşma, mesleki eğitim, teknik bilgi birikimi hepsi bunları neyle alakalı? Daha çok ekonomiyle alakalı, endüstri ile alakalı değil mi? Endüstri ile alakalı. Çünkü Osmanlı Devleti ekonomide Avrupa'dan geride kaldığında, endüstride Avrupa'dan, sanayide Avrupa'da geride kaldığından dolayı mesleki uzmanlaşmayı, mesleki eğitimi, teknik bilgi ve birikimi ne yapıyor? Önde tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla da son dönemlerinde yeterli seviyeye ulaşamamasından dolayı bu 3 öncülümüzü de birinci, ikinci ve üçüncü öncülümüzü ne yapıyor arkadaşlar? Bunlara yatırım yapıyor. Bunlardaki olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışıyor diyoruz. Bu alanda 1, 2, 3 E seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Osmanlı Devleti'nin endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkileyen aşağıdaki durumlardan hangisinin öncelikle merkezi otoritenin etkinliğinin zayıf olması ile ilgili olduğu savunulabilir. Uzun vadeli planlamaların yapılamaması, sermaye birikiminin yetersiz olması, bilim ve teknolojik bilgi düzeyinin yetersiz olması, mesleki eğitim kurumlarının yetersiz olması, mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması. Evet verilen bütün seçeneklerimiz A, B, C, D, E seçenekleri Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar endüstriyel üretime geçişinde hepsi olumsuz birer örnektir. Ama bize soruda diyor ki öncelikle merkezi otoritenin etkinliğinin zayıf olması ile alakalı olacak diyor. Bu bağlamda baktığımızda A seçenindeki uzun vadeli planlamaların yapılamaması. Neden uzun vadeli planlamalar yapılamıyor arkadaşlar? Çünkü Osmanlı Devleti'ni ıslahat yapan kişi Endüstriyel üretime geçmek için çabalayan kişi bu padişah da olabilir. Bu devlet adamı da olabilir. Ne yapıyor? Görevden bir şekilde ayrılıyor. E dolayısıyla o görevden ayrılıyor. Neden? Yaptığı satlar saray çevresinde ki birçok insanın çıkarına aykırı olduğu için ne yapıyorlar? O devlet adamını alışa ediyorlar. Bu neyle alakalı? Merkezi otoritenin zayıf olmasıyla alakalı. Eğer merkezi otorite devleti yöneten beyin, devleti yöneten padişah güçlü olsaydı arkadaşlar yapılan ıslahatların arkasında durabilseydi belki Osmanlı Devleti endüstriyel üretime geçmiş olacaktı. Ancak işte merkezi yönetimdeki bu aksaklıklar, padişahın zayıf olması, devlet adamlarının kurunamaması yapan ıslahatı ilgili kişinin kendisiyle beraber ısı hatlarına kandır, e, devam ettirilememesi arkadaşlar ne olacaktır? Osmanlı Devleti'nin endüstriyel üretme geçişinde merkezi otoritenin zayıflığıyla alakalıdır diyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır diyoruz. Diğer seçeneklerimiz arkadaşlar merkezi otoriteyle öncelikli olarak değildir diyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Osman Devleti'nin endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkileyen aşağıdaki durumlardan hangisinin doğrudan ekonomide yabancı ağırlığının fazla olmasından kaynaklandığı söylenebilir? Özel girişimlerin bürokratik engellerle karşılaşması, mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması, uzun vadeli kalkınma stratejinin kurulamaması, yerli sermaye birikiminin yetersiz olması, bilim ve teknolojik bilgi düzeyinin yetersiz olması. Evet arkadaşlar A, B, C, D, E seçenekleri Osmanlı Devleti'nin endüstriyel üretime geçişinde olumsuz etkendir. Ama bize soruda öncelikle doğrudan işaret etmiş olduğu bir cümle var. Diyor ki ekonomide yabancı ağırlığının fazla olmasından kaynaklanacak. Özel girişimcilerin bürokratik engellerle karşılaşması. Arkadaşlar bu daha çok neyle alakalı? Yönetimle alakalı bir durum. O yüzden yabancı ağırlığıyla bir alakası yok. Mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması yine bu arkadaşlar teknik bilgi diyebiliriz. Teknik bilgiyle alakalı. Dolayısıyla yabancı ekonomiye ekonomi ağırlığıyla alakalı değil. Uzun vadeli kalkınma stratejinin kurulaması yine merkezi otoritenin zayıf olması ile alakalı. Çünkü ıslahat yapan kişi ıslahatıyla beraber kendisi de ortadan kalkıyor. D seçeneği bir dursun. E seçeneğine bakalım. Bilim ve teknolojik bilgi birikiminin yetersiz olması. Bu da arkadaşlar zaten bilgi birikiminin yetersizliğini açıkça bahsetmiş. Bunu da alamıyoruz. Ama D seçeneğindeki yerli sermaye birikiminin yetersiz olması. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar yer mi sermaye birikimi yetersizdi. Neden? Özellikle kapitülasyonlardan dolayı Özellikle kapitülasyonlardan dolayı son dönemlerde Osmanlı Devleti'nin çarşı, pazarın her yerine yabancı mallar kaplamış. Düşük gümrüklerle geldiği için. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin parası bu kendi piyasasında satılan yabancı mallara gittiği için Osmanlı Devleti'nin parası da dolaylı olarak ne yapmış oluyor? O satılan ülkelere gitmiş oluyor. Ve Osmanlı ülkesinde kendi parası kalmamış oluyor diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda e, dolayısıyla yerli sermaye, yerli üretici bu kapitülasyonun olumsuz etkilerinden dolayı parası da olmadığı için arkadaşlar ne yapamıyor? Ekonomiye, endüstriyel geçişe ne yapamıyor? Hızlı bir adım atamıyor diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Osmanlı Devleti'nin endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkileyen durumlarından hangileri üzerinde eğitim kurumlarının yetersiz olmasının etkisi olduğu savunulabilir? Uzun vadeli kalkınma stratejinin kurulamaması, bilim ve teknolojik bilgi düzeyinin yetersiz olması, mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması. Evet Osmanlı Devleti ile alakalı arkadaşlar bakmış olduğumuz bu soruda ne diyor? Eğitim kurumlarının yetersiz olması ile alakalı olacak. Endüstriyel üretime geçişte Osmanlı için. Bu bağlamda baktığımızda uzun vadeli kalkınma stratejilerinin kurulamaması ne ile alakalıdır arkadaşlar? Yine eğitim kurumu yetersiz olmasıyla alakalıdır denebilir mi? Dolaylı da olsa denebilir. Dolaylı da olsa denebilir. Çünkü uzun vadeli kalkınma stratejilerini kurabilecek olan kimdir? yine donanımlı insanlardır değil mi? Eğer donanımlı insan yoksa uzun vadeli kalkınma stresi kurulabilir mi? Kurulamaz. E donanımlı insan neyle yetişiyor? Yine eğitim kurumlarının kaliteli olmasıyla alakalı. Bilim ve teknolojik e, bilgi düzeyinin yetersiz olması. E, bilim ve teknolojik bilgi düzeyi nerede alınır? Eğitim kurumlarında alınır. E yetersizse demek ki Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumlarında bilgi düzeyi yetersiz demektir. Bu da doğrudan bir etkidir. Mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması yine mesleki uzmanlaşma nerelerde olur arkadaşlar? Eğitimin yapıldığı okullarda özellikle günümüzdeki karşılığı meslek liselerinde o gün karşılığı ise arkadaşlar lonca eğitim kurumlarında lonca işte çıraklık kalfalık gibi ee, temel işte mesleki derslerin verildiği yerlerin yetersiz olduğuyla alakalıdır denilebilir. O yüzden bu. 1, 2 ve üçüncü öncülümüz yine dolaylı ya da doğrudan eğitim kurumlarının yetersiz olmasıyla alakalıdır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. Osmanlı Devleti ve Avrupalılar arasında yaşanan ekonomik rekabet 18. ve 19. yüzyılda sürekli olarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanmıştır. Bu gelişmenin yaşanmasında önemli yeraltı kaynaklarına sahip olma, gerçekçi ekonomik kalkınma planları hazırlama, tarım ve hayvancılığa bağlı hammette olanakları özelliklerinden hangilerinde Osmanlı Devleti'nin yetersiz olmasının etkili olduğu savunulabilir. Evet, önemli yeraltı kaynaklarına sahip olma konusunda Osmanlı Devleti arkadaşlar özellikle verilen şu 18. ve 19. yüzyılda yeterlidir özellikle petrol olsun diğer Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki coğrafyası göz önüne aldığında yer altı kaynaklarına Osmanlı'na bakımından yeterli de diyoruz. Oysa biz Osmanlı'nın yetersiz olduğu kısmına bakacağız. Gerçekçi ekonomik kalkınma planları hazırlama konusunda yetersizdir. Neden yetersizdir arkadaşlar? Bunda hem iç etkenler hem de dış etkenler sayılabilir. İç etkenlere sayacak olursak arkadaşlar özellikle gerçekçi ekonomi kalkınma planları hazırlamak isteyen insanların hazırladıkları programlar saray çevresinde birçok insanın çıkarlarına dokunduğu için bu ıslahatı yapan kişi arkadaşlar ya görevden alıyor ya da canından oluyor Osmanlı Devleti'nin şu bahsedilen dönem için. Dolayısıyla bu konuda yetersizdir diye biliriz Osmanlı için. Tarım ve hayvancılığa bağlı ham madde olanakları. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ekonomisi neydi? Tarım ve hayvancılığa bağlı. Doğru mu? Doğru. E dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Osmanlı için bu dönemde tarım ve hayvancılık ham madde bakımından olanaklar genişti. Bu bağlana baktığımızda 1 ve 3 konusunda Osmanlı Devleti zengindir öncüllerine baktığımızda. Ama ikinci öncüle baktığımızda gerçekçi ekonomi kalkınma planı Osmanlı hazırlayamamıştır. Az önce de bahsettiğimiz gibi o yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır diyoruz. Kapsülasyonların genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, eğitim sisteminin üretime yönelik olmaması, dış ticarette ihracat ithalat dengesinin kurulamaması, Osmanlı devletine ait bu özelliklerin Avrupalılarla ekonomik rekabette geri kalınması, Avrupaların yarı sömürge haline gelinmesi, ekonomik bağımsızlığın kaybedilmesi sonuçlarına hangilerine yol açtığı söylenebilir. Evet, bakalım. Kapitülasyonların genişletilmesi ve yaygınlaştırılması Avrupalıların ekonomi rekabette geri kalmamızı sebep olacak mıdır? Olacaktır. Neden? Osmanlı Devleti'ne özellikle son dönemlerde kapitülasyonlar tek taraflı olarak verildiğinden dolayı. Yani Avrupalılar Osmanlı Devleti'nin pazarlarına çok ucuz mallarla girmişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı pazarlarına yerli mallardan ziyade Yabancı malların özellikle kapitülasyonlarla beraber girmesi Avrupalılarla ekonomik rekabette geri kalmasına sebep olacaktır diyoruz. Avrupaların yarı sömürgesi haline gelinmesi yine ne ile alakalı arkadaşlar? Yarı sömürgesi haline gelinmesi demek yine Avrupalı malların Osmanlı pazarlarına işgal etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla da bu konuma düşen bir devlette ne olmuş olabilir? Ekonomisi sıkıntıya düşmüş ve Avrupalarına yarı sömürgesi haline gelmiştir. Gücünü kaybetmesine sebep olmuştur denilebilir. Ekonomik bağımsızlığının kaybedilmesi. Yine arkadaşlar dış ticarette ihracat ithalat dengesinin kurulamaması. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yurt dışından çok mal ithal ediyoruz. Ama ihracatımız çok az. Diyelim ki 10 liralık mal sattık, 20 liralık mal alıyoruz. Bu da ithalat ihracat dengesini bozuyor ve zamanla da Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya bağımlı hale gelmesine sebep oluyor diyoruz. Bunu da alabiliriz. Yukarıdaki arkadaşlar verilen 3 durum aşağıdaki 3 özellikle alakalıdır. O yüzden doğru seçeneğimiz 1 2 3 E seçeneği olacaktır diyoruz. işçi emeğinin sömürülmesi, köle ticaretinin yaygınlaşması, yerli kültürlerin yok olması. 19. yüzyılda dünyada yaşanan bu gelişmeler üzerinde aşağıdaki hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir. Sanayi inkılabı, silahlanma yarışı, Fransız ihtilali, Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları. Evet. işçi emeği yine bakın arkadaşlar işçi ve ekonomi ile alakalı bir durum köle ticareti bakın ticareti köle alınıp satılıyor yine ekonomiyle alakalı bir durum ticaretle alakalı bir durum yerli kültürlerin yok olması örneğin işte köle ticaretinin bunun bir doğal sonucudur arkadaşlar bu da yine sömürme ile alakalı ekonominin bir doğal sonucu olarak diyebiliriz. Sömürmecinin bir diğer doğal sonucu. Bu bağlamda baktığımızda her üçü de arkadaşlar A seçimindeki sanayi inkılabı ile alakalı olacaktır. Ekonomi bağlamda baktığımızda. Neden? Sanayi inkılabı ile Avrupa ne yapmıştır arkadaşlar? Sanayileşmiştir. Fabrikalarına çalışacak e, işçi bulmak için ne yapmıştır? İşçi emeğini sömürmeye başlayacaklardır bununla beraber. Dolayısıyla yine ucuz fiyata insan çalıştırabilmek için e, uzak doğudan gelişmemiş olan bölgelerden insanları e, köle git haline getirip Avrupa pazarlarına satmışlardır. Ve bunlar da ucuz bir şekilde hayatta çalıştırmışlardır diyoruz. Yine yerli kültürler yok olmuştur. Neden yok olmuştur yerli kültür arkadaşlar? İşte bu Avrupalıların uzak doğum mallarını, insanların her şeylerini sömürmesi oradaki yerli insanların kültürlerinin yok olmasına sebep olacaktır diyoruz. Yani bunların hepsi sanayi inkılabının bir sonucudur diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır diyoruz. 19. yılda Avrupa kültürünün dünyaya yayılmasında sömürgeciliğinin hızlanması, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, buhar gücünün ulaşımda kullanılması, gelişimlerin hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. 19. yüzyıl hangi zaman dilimi arkadaşlar? 19. yüzyıl hangi zaman dilimi? 1800 ile Osmanlı yani dünyada 1900 yıllar arasında geçen zamana ne deniyor arkadaşlar? Zamana 19. yüzyıl deniyor. Bu bağlamda baktığımızda Avrupa kültürü dünyaya yayılıyorsa sömürgecinin hızlanması diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü 1750'lerde sanayi inkılabını gerçekleştiren Avrupa sanayi inkılabının sonucunda elde etmiş olduğu Avrupa kültürüne ait olan eserleri ne yapıyor? Bu geri kalmış ülkelere götürerek kendi kültürüyle beraber burada bu mallarını yayıyor. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması sayesinde gelişmiş bir kültüre sahip olan Avrupa 19. yüzyılda özellikle gelişmemiş kültürlere kitle iletişim araçları ile ne yapıyor? Kendi kültürlerini rahatça yayabiliyor. Buhar gücünün ulaşımda kullanılması yine Avrupa kültürünün dünyaya yayılmasına etkili olacaktır. Yani Avrupalılar özellikle arkadaşlar üretmiş oldukları Gemilerle beraber bu gemilerde buhar gücünü kullanarak kendi kültürlerini işte sömürgeciliği de esas alarak uzak doğu bölgelerine gelişmemiş olan bölgelere ne yapacaktır? bu bölgelere arkadaşlar kendi kültürünü yayacaktır diyoruz. İşte bu buhar gücünün gemilere kullanılması ve bu gemiler vasıtasıyla uzak olan bölgelere rahatça gidilip Avrupa kültürünün yayılması gibi diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda bir iki üç el seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Haritada İngiliz Sömürge İmparatorluğu'nu 1914'te ulaştığı sınırlar gösterilmiştir. Bu dönemde İngiliz dış politikasında sömürge yollarında güvenliğin sağlanması en önemli konulardan biri olmuştur. Buna göre İngiltere'nin bu dönemde Akdeniz, Kızıldeniz, Karadeniz bölgelerinin hangilerinde hakimiyetini güçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık vermesi beklenebilir. Evet haritamıza baktığımızda arkadaşlar turuncu olarak gösterilen yer, yerler İngiliz sömürgesi, işte Avustralya var, Hindistan'ın olduğu bölgeler var. Arap Yarımadası'nın bir kısmı, Afrika'nın bir kısmı, yine şu Kanada'nın olduğu bölgeler. Yani üzerine güneş doğup batmadığı yerler imparatorluk tabiri kullanıldığı dönem. Yani Avustralya'da güneş batarken Kanada doğuyor gibi bir durum. Bu bağlamda baktığımızda İngiltere bu sömürgelerini korumak için Akdeniz'e önem verecek mi arkadaşlar? Akdeniz'e... Deki faaliyetlere ağırlık verecek Verecektir. Çünkü neden? Bakalım arkadaşlar Şurayı görüyor musunuz? Şurası Akdeniz. Pekala şurada Kızıl Deniz var biliyorsunuz. Şu beyazla gösterilen yer Kızıl Deniz arkadaşlar. Dolayısıyla şurası Akdeniz. Ee, İngiltere sömürge yollarını gelirken ne yapıyor? Buradan geliyor. Buradan ne yapıyor? Şuralara şuralara ulaşmıyor. Ulaşıyor. Dolayısıyla Akdeniz İngiltere'nin uzak doğu yolları için kullandığı bir yol. Bunun güvenliğine önem verecektir. E Kızıldeniz'i zaten şu bahsettiğimiz kalem ucuyla gösteriyorum bakın Kızıldeniz yine oradan geçiyor Hindistan'a ve Avustralya'ya gitmek için buraya da önem verecektir. Fakat Karadeniz şurası arkadaşlar şurası Karadeniz buralarda herhangi bir İngiltere'nin arkadaşlar sömürgesi var mı sömürgesine giden bir yol var mı yok o yüzden buranın güvenliği İngiltere'yi doğrudan etkilemeyecektir diyoruz ama 1 ve 2 sömürge yolları üzerinde olduğu için etkileyecektir doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Avrupalı tarafından gerçekleştirilen sömürgecilik hareketlerinin gelişmelerden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Yerli kültürlerin asimile olması, milliyetçilik düşüncesinin güçlenmesi, insan hakları ihlallerinin artması. Sömürgecilik değil arkadaşlar. Gelişmiş devletlerin gelişmemiş olan devletleri her yönüyle sümürmesi onların mallarına el koyması biz ne diyoruz arkadaşlar? sümürgecilik diyorduk. Bu bağlamda baktığımızda, geniş anlamda baktığımızda yerli kültürler asimile yok olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü dışarıdan gelen o Avrupalılar, gelişmiş teknoloji sahip olan Avrupalılar, örneğin ee, uzak Doğu'daki Hint kültüründeki yerli kültürü asimile edebilir. Neden? Onları sömürmüş oluyor diyoruz. Asimil olmak demek yok olmak demek e, yerli kültürün. E, milliyetçilik düşüncesinin güçlenmesi. Bu milliyetçilik düşüncesinin güçlenmesine sebep olur mu? olur arkadaşlar. Neden? Çünkü Avrupalılar gelip oradaki yerlilere zarar veriyorsa zamanla bu yerliler dışarıdan gelen bu Avrupalılara karşı kendi ülkelerini savunma ihtiyacı hissedecektir. Ve bu da beraberinde kendi ülkelerini savunma anlamına gelen milliyetçilik düşüncesini güçlendirecektir zamanla. İnsan haklarının ihlal edilmesi ve aynı zamanda sömürgecilik yaparak oradaki insanları ne yapıyor arkadaşlar? Köleci, köle yapıyorlar değil mi Avrupalılar? köle yapıyorlardı, köle pazarlarında satıyorlardı, insan haklarını ihlal ediyorlardı. Bu da ne sebep olacaktır? Yukarıdaki sömürgecilik yine insan haklarına ihlallerine sebep olacaktır. Çünkü Avrupalılar o gittikleri bölgelerin sadece topraklarını değil insanlarını da zarar vermişler. Onları köle yapmışlardır diyoruz. Bu bağlamda 1-2-3 E seçeneğimiz doğru seçenek olacaktır diyoruz. İttihat ve Terakki Partisi'nin milli iktisat politikası kapsamında gerçekleştirdiği yabancı yatırımcıların Osmanlı kanunları kapsamına alınması, Aydın, Kasaba, Suriye ve Mudanya demir yollarının millileştirilmesi, faaliyetlerinin aşıların hangisine yönelik olduğu söylenebilir. Ekonomik bağımsızlığı sağlanmasına, Osmanlı parasının değerinin düşürülmesine, eğitim sisteminin çağdaşlaşmasına, hukuk birliğinin sağlanmasına, savaş harcamalarının azaltılmasına. Sorumuz öncelikle milli iktisat. Yani milli ekonomi, iktisat demek ekonomi demek arkadaşlar. Milli ekonomi politikasıyla alakalı bir soru İttihat ve Terakki Partisi'nin. Ve yabancı yatırımcıların Osmanlı kanunları kapsamına alınması. Yabancı yatırımcı neydi arkadaşlar özellikle kapitülasyonlarla beraber Osmanlı ülkesine gelen yabancılar ne yapıyorlardı? Kendi kanunlarına göre yargılanıyorlardı Osmanlı devletinde ve e, bu durumda da Osmanlı vatandaşları rahatsız oluyordu, mağdur oluyorlardı. Ama diyor ki ittihatçılar onlar da diyor Osmanlı kanunlarına göre yargılanacaklar. Hukuk bir ülkede neyse herkesi eşit uygulanacak. Yani benim uyruğum kapsülasyonlardan farklıdır diye ayrıcaklı konuma gelmeyecek diyor. Bu da güzel bir şey. İkinci öncümüze baktığımızda Aydın. Suriye, Mudanya demir yollarının millileştirilmesi yani kapitülasyonlarla başkaları işletiyordu artık ne oluyor millileştiriyor Türkler işletiliyor. Yani yukarıda dikkatiniz çektiyse şurada kapitülasyonların getirmiş olduğu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor. Kapitülasyonların getirmiş olduğu olumsuzluklar kaldırılmaya çalışılıyor. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin için ekonomisi için son dönemlerde sıkıntı değil miydi? Ekonomisine Osmanlı'nın bağımsızlığına, ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmüyor muydu? İşte İddiaçlar bundan kurtulmak için ne yapıyor arkadaşlar? Yukarıdaki iki çalışma yapıyorlar diyoruz. Bu da ekonomik bağımsızlığını sağlamayla alakalıdır diyoruz arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığımızda o soru parasının değerini düşürülmesine değil tam tersine kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim sistemiyle alakalı değildir sorumuz yukarıda ekonomiyle alakalı, hukukla alakalı değil, savaş harcamalarının azaltılmasıyla alakalı değil. Doğru seçeneğimiz A seçeneği.